Ağustos ayında suyu oldukça azalan doğanın şaheseri Saray Şelalesi tabiat harikası halen yeşilliğini korumaya devam ediyor. Şelalenin üst kısmındaki vadi sahası muhteşem bitki örtüsünü barındırırken, su akışı hemen şelalenin üstünde kayalık formasyonun dibinden yerden kaynıyor ve 8 metre aşağıya düşüyor. Bu sahada doğana mükemmel bir endemik ekosistemler bütünlüğü yaratmış. Saray şelalesinde tam kamplı muhteşem bir gün geçirerek, öğlen, akşam ve ertesi sabah ışık konumlarında şelale sahasının tam zamanlı yaz çekimlerini tamamladık. Şelale Üst Vadisi, Ballıdağ Kanyonu başlangıcıdır. Ağaç yaprakları farklı ışık konumunda adeta yeşilin her tonunda ışık kaynağına dönüşmüştür. Bu sahada genelde orman ağaçları, kızılçam, karaçam, sarıçam, köknar, ardıç gibi ibrillerle kayın, meşe, kavak, kestane ve çınar gibi geniş yapraklılardan oluşmaktadır. Ayrıca orman gülü, çoban püskülü, koca yemiş böğürtlen, yabani fındık gibi ağaççıklar da görülmektedir. Saray şelalesini üstten seyrederek suyun aşağı düşüşünü keyifle izlemek olanaklıdır. Manzaralar muhteşem ve insanı büyülüyor. Bu sahada orman ve orman altı bitki topluluğu hakimdir. Bu bölümde bitki örtüsü içerisinde Orman ve fundalıklar önemli bir oran teşkil etmektedir. Kastamonu ile Azdavay ilçesine 13 kilometre mesafedeki Saray köyü yakınlarındadır. Etrafındaki asırlık değirmenler nedeniyle baş değirmen olarak da anılan şelalenin çevresi bir mesire yeridir. Değirmenlerden günümüze pek bir şey kalmamıştır. Saray köyü yakınlarındaki bu çağlayana Daday Azdavay Karayolu'nun 5. kilometresindeki ayrımdan Gümürtler Köyü yoluna sapılarak ulaşılıyor. Ulaşımın 4 kilometrelik bölümü asfalt kaplama, 9 kilometrelik kısmı ise düzgün stabilize kaplamadır. Sarpun ve Çalca derelerini iki koldan birleştiren ve düştüğü yerde küçük bir havuz oluşturan su, aşağı mevkilerde devre çayı ile buluşuyor. Sonbaharda bir renk cümbüşünü andıran görüntülere sahne olan şelale, kimi zamanda sis bulutunun altında gizemli bir atmosfere bürünüyor, yaklaşık 8 metre yükseklikten dökülmektedir. Akşama doğru ışık konumunda saray şelalesinde muhteşem yansımalarda kendimizi bile seyretmenin keyfini yaşıyoruz. Suların şırıltıları, kuşların ötüşleri, kelebeklerin dansı olağanüstü güzellikte bir doğa resitali sunuyor. Saray şelalesi sahasında doğa birçok nimetler sunuyor. Yeter ki bakmayı ve algılamayı bilelim. Şimdi dikkatle ve iyi bakın. Karşınızda kim var? Şu anda seyreden herkes bu figürü birilerine benzetti bile. İşte karşınızda fosil kaya Romeo. Maalesef Juliet şu an burada değil. Romeo için evde süslenme sevdasındadır farklı mesafelerde bakıldığında muhteşem bakışlar atıyor kameramıza fosil kaya Juliet. Her tarafından tarih ve doğal güzellik fışkıran Kastamonu'nun en nadide bir doğal güzelliğidir. Azdavay ilçesinin Sarayköy sınırlarındaki baş değirmen saray şelalesi ziyaretçilerine adeta mest ediyor. Değirmenlerin yapılış tarihi bilinmemekle birlikte yaklaşık 4 asır öncesine dayandığı tahmin edilen baş değirmenler mevkiinde bulunan şelale doğallığı, tabi güzelliği ve berrak suyuyla Kastamonu turizminin yeni değeri konumundadır. Saray köyünün batısında yer alan şelalenin düzeltilmiş toprak yolu, yapılan çevre düzenlemesiyle oluşturulan mesire alanı ile ziyaretçilerin zorlanmadan ulaşabilecekleri ve tabiatın eşsiz güzelliği eşliğinde doğanın musiki restalini dinleyebilecekleri, saray başdeğirmen şelalesi görülmeye değer doğanın en nadide tabiat şaheseridir. Herkes mutlaka görmelidir. Piknik yapmak için masalar da vardır. Ayrıca daha aşağıda yuvarlak değirmen taşları da masa yerine kullanılmaktadır. Biz de bu sahada kamp kurarak bir gece konakladık. Kastamonu'nun Daday ve Azdavay ilçelerini yüksek bir bariyer gibi birbirinden ayıran Ballıda, gür su kaynakları, ormanları ve envai çeşit bitki türleriyle yöreye hayat verir. Akşamları güneşin batışıyla birlikte Azdavay ilçesine gölgesini yansıtan 1700 metrelik Ballıda, eteklerinde sayısız doğal güzellikler saklar. Bunlardan biri de sınırları içinde olduğu ilçenin adını alan Azdavay Saray Şelalesi. Farklı mevsimlerde ve özellikle sonbaharda bir renk cümbüşünü andıran görüntülere sahne olan şelale, kimi zamanda sis bulutunun altında gizemli bir atmosfere bürünüyor. Geniş ormanlar ortasında Yüreğe özgü asırlık kütük evlerle bezenmiş saray köyü, doğa yürüyüş parkurları projesiyle geçmişine ve şelaleye sahip çıkmaya çalışıyor bugün. Şelale sahası içinde ve ballı dağ konsepti içinde yer alan, karstik kuşağı benzerlerinden ayıran en önemli yanı ise, nemli bir iklim kuşağına sahip olması. Bu nedenle de ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal, yaşlı ve bakir orman örtüsünün bulunmasıdır. Bu ormanlar yapılarında ılıman kuşak kayın ve göknar meşcerelerine, endemik bitki türlerine, biyolojik çeşitlilik açısından zengin orman ve yalancı maki formasyonlarını barındırmaktadırlar. Ballı Dağ Milli Park fauna ve yaban yaşamı yönünden de zengin potansiyele sahiptir. Türkiye'de varlığı bilinen 132 memeli türünün 40'ına bu bölgede rastlanmaktadır. Ayrıca tilki, susamuru, karaca ve geyik gibi nesli tehlike altında olan türler de bölgede yaşamaktadırlar. Park ve yakın çevresinde ayrıca 129 kuş türü yaşamakta, Bunların 46'sının soyu tükenme tehlikesi altında bulunmaktadır. Yöre gündüz ve gece yırtıcıları açısından da zengindir. Yapraksı bitkilerin çoğunlukta olduğu, bahar aylarında yeşilin ve sonbahar aylarında sarı turuncu renklerin yoğunlukta olduğu ve farklı bitki türlerinin yoğun olduğu bu bakir alanda doğa gezisi yaparak ballı dağ yamaçlarına çıkılabilir. Şelale ve doğal çevresi zengin biyoçeşitliliği bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olan Kastamonu ilinde de ekolojik, kültürel ve sosyal yönleriyle Birçok alan çeşitli statülerde koruma altındadır. Doğal alanların korunması, dünya üzerindeki ekolojik, kültürel, sosyal ve benzeri birçok zenginliğin korunmasını ve gelecek kuşaklara bırakılmasını mümkün kılmak için uygulanan bir yöntemdir. Korunan alanlarda kavramsal olarak doğayı koruma düşüncesinin uygulama halidir. bu alanlar doğa koruma amacı taşımaları yanında bu amaçla ters düşmeyecek insan kullanımlarına yönelik işlevler de üstlenerek ekolojik, toplumsal ve ekonomik açıdan birçok yararlar üretmektedir. Doğa koruma düşüncesi her ne kadar mevcut doğal ve kültürel değerlerin bilimsel, ahlaki, etik dolayısıyla sosyal, ekolojik ve ekonomik benzeri nedenlerle korunması olarak düşünülse de, bu değerlerin insan kullanımı ve etkilerine karşı korunma zorunluluğu şeklinde ortaya çıkmıştır. Doğa parçalarının korunmasının insanlık tarihi ile beraber başladığı düşünülmektedir. Örneğin geçmişten günümüze değin, Sıkı bir biçimde kutsal olarak nitelendirilmiş ve bu nedenlerle korunmuş ormanlar bugün birer orman rezervi olarak görülmektedir. İlk modern koruma anlayışları ise 1800'lerin başlarında ortaya çıkmış, 1900'lerde ise doğa koruma bir disiplin olarak kabul edilmiştir. Bir alanın korunması faaliyeti ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Milli Parkı'nın 1872 yılında ilanı ile başlamıştır. Korunan alan denince genel olarak doğada ekolojik süreçlerin insan müdahaleleriyle zarar görmeden devam etmesini sağlamak, doğal kültürel kaynakları korumak ve Sürdürülebilir bir şekilde kaynaklardan yararlanmak için kurulan, yasal ve yönetsel etkili araçlarla yönetilen, insan ile doğal kaynak ilişkilerinin sınırlandırıldığı ve belirli kurallar çerçevesinde şekillendirildiği yerler akla gelmektedir. Dünya çapında etkinliğe ve kabule sahip Dünya Doğayı Koruma Birliği korunan alanları özellikle biyolojik çeşitlilik ile doğal ve ortak kültürel kaynakların korunması ve devam ettirilmesine adanmış yasal veya diğer etkili yöntemlerle yönetilen kara ve deniz alanları olarak tanımlanmaktadır. 1992 tarihli Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde ise korunan alan tanımı belirli bir doğa koruma amacına ulaşmak üzere ayrılan, düzenlenen ve yönetilen bir coğrafi alan olarak yapılmıştır. Korunan alanlar doğal ekosistemlerin devamlı muhafazası için yaşamsal öneme sahiptir ve hali hazırda kritik derecede önemli ekosistem işlevlerini yerine getirmektedir. Korunan alanların tarım açısından genetik kaynak, eczacılık açısından ilaç ham maddesi oluşturma, insanlar için eğlenme yeri olma, Dinlenme olanakları ve ekoturizm gelirleri yaratma, odun dışı orman ürünleri üretimi için sürdürülebilir kaynak sağlama ve dünyanın bazı bölgelerindeki topluluklar için sığınak olma gibi insanlara sağladığı faydalar sınırsız ve birçok disiplin ile bağlantılıdır. Son yıllarda korunan alanların bu derecede zengin faydaları giderek artan bir şekilde fark edilmektedir. Bunlara ek olarak korunan alanlar insan yaşamını ve refahını destekleyen, bol ve temiz su ile sel ve fırtına kontrolü sağlayan, bitki türlerinin ve balık stoklarının çoğalmasını destekleyen, hayvanların beslenmesi için uygun alanlar oluşturan ve Karbon biriktiren kısaca önemli ekosistem hizmetlerinin gerçekleşmesine yardımcı olan alanlardır. Korunan alanlar biyoçeşitliliğin korunması ve devamlılığını sağlaması yanı sıra bu alanların çevrelerinde yaşayan yöre halkları için de önem arz etmekte ve birçok sosyal ve ekonomik işlevleri de yerine getirmektedirler. Doğanın tahribatı insanın varoluşuyla birlikte ortaya çıkmasına rağmen endüstrileşmeye beraber çok belirgin bir hale gelmiştir. halen bu alanlar büyük ölçüde insanın aşırı tüketim ve tahribatına maruz kalmakta ve bunun sonucu doğal yaşam kaynaklarının verimliliği süratle kaybedilmektedir. Bugün korunan alanlar tüm küresel ve ulusal doğa koruma çabalarının hayati bileşenlerinden biridir. Zengin biyolojik çeşitliliği olan ve doğal kültürel değerlere sahip birçok alan bugün milli park, Tabiat parkı gibi diğer birçok korunan alan statüsü ile biyolojik ya da kültürel çeşitliliğin korunması amacıyla nitelendirilmiştir. Korunan alanlar, milli parklar, yaban hayatı koruma sahaları, yabanıl alanlar gibi ulusal ve uluslararası doğa koruma stratejilerinin sonucu oluşmuşlardır. Doğa korumanın köşe taşları olarak tanımlanabilmektedir. Şelale sahası, Türkiye'de ulusal koruma statüleri ile korunan diğer alanlar, muhafaza ormanları, gen koruma ormanları, tohum meşirileri, orman içi dinlenme yerleri, tohum bahçeleri, yaban hayatı geliştirme sahaları, yaban hayatı koruma sahaları, su ürünleri istihsal sahaları ve sit alanlarıdır. Şelale sahası dünya miras alanlarında olması gerekmektedir. Aynı zamanda özel çevre koruma bölgeleri, sümrüt ağı alanları, sulak alanlar, Damsar alanları, Biosfer rezervi ve Natura 2000 alanları gibi Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmeler dahilinde belirlenen uluslararası koruma statülerinde de olmalıdır.